Yani bu sadece bugün olan bir şey değil. Aslında tarihten beri Alevileri kendi içerisinde asimile edebilecek yolları aramıştır devletler. Yani Osmanlı'da da öyleydi, öbüründe de öyleydi. Bugün de öyledir. Türkiye Cumhuriyeti kuruldu kuruları. Aleviliği bitirmek, başkalaştırmak hiç. Şimdi bunun önüne biz nasıl geçebiliriz? Aslında bizim tartışmamız lazımdı. Şöyle bir şey, biraz oradan kalmam gerekirse, devletin Alevisi değil. Elbette ki insanlar verdiği verginin iadesini almalıdır. Ama önce devlet bir Aleviliği, Kızılbaşlılığı, Bektaşiliği bir kere bir inanç olarak, yaşam felsefesi olarak kabul etmelidir. Cem evlerinin ibadethane olduğunu kabul etmelidir. Bunu yasalaştırmalıdır. Bu Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda yer almalıdır. Ondan sonra para gelir gider bilmem ne olur. Şimdi sen hiçbir şey yapmıyorsun. Hiç ibadet kabul etmediğin, yaşam kabul etmediğin, bir kere onun inanç kabul etmediğin bir yaşamın içerisine tekrar onu parayla kirletme çabası. Kendi içinde kirletme çabası. Eskiden daha güzeldik. Niye? Temiz kalıyorduk. Bizim serimiz giderdi ama kalanlarımız arı ve duru kalırdı. Şimdi Aleviliğin adını bıraktılar ama Aleviliğin içini boşaltma çabasıdır. Bunlar çok karşılık bulmadı. Çeşitli cem evleri üzerinden birazcık bir şeyler olmuştur elbette ki. Vardır. Ben Adıyamanlıyım. Ben bölgede kalıyorum. Dışarıdaydım ama son 4-5 aydır buralardayım. Yani bizim orada çok karşılığı olmayan bir çabaydı. Devletin böyle bir çabaya girmesi zaten kabul edilemez bir şeydi ve karşılığını da bulmadı halk içinde. Sürekli farklılıklarımız, zenginliklerimizdir. Oradaki dedelerimiz, pirlerimiz, mürşit ocaklarımız, oradaki hakikat yoluna emek vermiş canlarımız vardır. Bunların hiçbiri bu yapının içerisinde yer almadı ve almayacaklarını da söylediler. O anlamıyla devletin böyle bir yol çizmesi bizim tavsiye edeceğimiz bir şey değil. Bizim orada yer alacağımız anlamına da gelmiyor ve biz buna da karşıyız. Hiçbir pir bence devletin piri olamaz, devletin memuru değildir. Pirler çünkü taliplerin piridir. Talibi varsa pir pirliğini yapabilir. Talibi yoksa pir orada ocaktan gelmiş olabilir. Evet seyittir. Eyvallah başım gözüm üstüne. Ama pirlik vazifesi başka bir şeydir. Önderliktir, bilgeliktir, birikimdir, hak ile hak olmadır. Cahil ile sohbet edip cehaletini üzerinden atmaktır. Cehaletin gömlegini yırtan kişilerdir pirler. Onun için onların devleti olmaz zaten. Rıza şehri vardır ve o devlet değildir. Orada para geçmez. Biz hakikate indiğimizde pir böyledir. Onun için devlet memuru olmuş bazı arkadaşlarımıza da pir diyebilirler dedi. Ben devlet memurlarına pir diyemem.